oturuyoruz ama. Evet, bizim... Şekil'e biraz bozuyordu arkada gerçekten. Teyit oldu. Bizim böyle tek mikrofonla mı devam edelim yoksa... Yoksa var mı fazla mikrofonunuz? Bir mikrofon ha, var mı? Tamam, okey. O zaman... Ya tamam, öyleyse. Bizim için sıkıntı yok, böyle devam edelim. Aslında kısa bir hemen, çok kısa aslında. Yani çok uzun uzun intro yapılacak konuşmacılarımız var aslında burada ama... hemen yakınından başlayayım. Rana Sanyal hem akademisyen ve araştırmacı ve aynı zamanda da... girişimci iki isimle beraberiz bugün ve konuşacağımız konu onun bilimsel çalışmaları. Türkiye'de, panelimizin başta zaten Türkiye'de geleceğe yön veren çalışmalara imza atan bilim insanları, bilim kadınlarını ağırlıyoruz. Yani çok şikayet ettiğimiz konulardan biri, hani Türkiye'de neden bilim üretilmiyor, kadınlar bu işlerde neden, aslında var. Nasıl var olduğunu, nasıl yapıldığını konuşacağız. Çok nadir örnekler, o yüzden çok değerli benim için. Şimdi ben aslında hemen çok uzatmadan size döneyim. Rana Hanım, size şunu sorayım. Öncelikle çalışmalarınızdan bize biraz bahseder misiniz? Sizi biraz tanıyalım. Seyircimiz de en azından biraz en azından ısınmış olur. Çalışıyor herhalde mikrofon. Başardım. merhaba herkese. Eğitimimden başlayarak size anlatmaya başlayayım. Orası biraz değişik çünkü. Kimya mühendisiyim, lisans eğitimim olarak. Sonra doktoram kimya üzerine. Onun arkasından da bir biyoteknoloji şirketinde çalıştım. Sonrası akademisyenlik. 2004 yılından beri de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Kimya bölümünde öğretim üyesiyim. Yaptığım çalışmalarım da ilaç kimyası üzerine. Kanser alanında. Kanser alanında bu hedefli ilaçlar diye bahsettiğimiz ilaçlarla ilgili. Araştırmalarım bununla ilgili. Burada girişimciliğin sebebi olan Ares Research şirketi de 2015 yılından beri var. 3 yaşında şu anda. O şirketin içerisinde farklı görevlerim var. Onları ayrı ayrı anlatayım. Evet, bu güzel kısa tanıtımdan sonra Akin size dönelim. Sizden de teşekkürler. Geçmiş biraz daha karışık. Ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyordum ama o zaman bilgisayar mühendisliği yoktu. O yüzden elektrik mühendisliği okudum. Matematikte çift anadal yaptım. Sonra Amerika'da uygulamalı matematikte master doktora. 5 sene GM Research'larda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Boğaziçi Üniversitesi'nde. O zaman da daha çok matematiksel işlerle uğraşıyordum. İstatistik, o yüzden endüstri mühendisliğindeydim. Oradan oraya dolanıp durmuşum. 13 sene Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaptım. Sonra Sabancı'ya geçtim. Elektrik mühendisliğine, bu sefer baba mesleğine değil, yani kendi şeyine. Onun üzerinde Sabancı'da hocalık yaptım. Boğaziçi'ndeyken bir şirket kurmuştum Bistek Limited diye. Sabancı'ya geçince onu kapatıp Bistek AŞ'ye kurduk Sabancı'yla beraber. Benim konum görüntü işleme, işte yapay zeka, makine öğrenmesi. 2006 yılında Bistek AŞ'ye kurduk Sabancı'yla beraber. Sonra onu 2013'te Almanlara sattım. Şimdi Vispera diye yeni bir şirket kurduk 2014'te. Bu sefer görüntü işleme, yapay zekanın perakende uygulamaları konusunda çalışıyoruz. Evet, yani böyle çok alçak gönüllü, çok böyle aslında yaptıklarınıza göre çok özet tanıtımlar oldu bence ikiniz için de. Siz Kagiler Girişimcilik Ödülü, International Women's Forum Başkanlığı gibi görevleriniz var. Aslında sayamayacağım kadar paper, makaleler yayınlandılar. Zaten makine görüşük ve aslında bizim söyleyip geçtiğimiz ama hani bugün dünyanın en çok konuşulan konuların alanlarından birine çalışıyorsunuz. Rana Hanım yine öyle. Kendi Sanyal Research Group'u kurdular Türkiye'de. Hani hiç bugüne kadar başarılamamış. Aslında ilaç gelişiminde Türkiye'nin dünyanın çok çok gerisinde belki olduğu bir alanda ilkleri başarıyor, çığır açıyor. Umuyoruz yani o yolda da böyle peşinden gidecek insanlar için hayatlarını müthiş kolaylaştırıyor aslında. Biraz daha aslında ben çalışmalarınızın, bugünkü çalışmalarınızın derinlemesine biraz daha teknik hatta. Duymak isterim. Hani sizden yine başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Neden önemli? Neden çığır açıcı? İlaç alanı diye bahsettim zaten. Şimdi ilaçta da özelinde kanser.
kanserde problemlerin bir kısmının zaten hepiniz farkındasınız, duyuyorsunuz. Özellikle elimizde kanser hücrelerini öldürecek laboratuvarda pek çok bizim kimyasal maddemiz var. Hücrelerle kimyasalları bir araya bıraktığımız zaman o hücreleri öldürmeyi biz çok kolay başarıyoruz laboratuvarda. Hani biyolojiden de eminim arkadaşlar vardır aranızda. Teknik olarak bu hiç zor bir şey değil. Bu hücreleri gelişigüzel bir şekilde insan vücuduna verdiğiniz zaman tümörü vücutta bulmak için bir yönteminiz çok fazla yok. Onun için bu kimyasalları vücuda veriyoruz. Böylece pek çok yan etkiye sebep oluyoruz. İşte en iyi bildiğiniz saç dökülmesinden başlayalım. Kemik iliği depresyonu, yani sizin vücudunuzda al yuvarak yuvarak üretimini mesela durduruyoruz. Çünkü biz hızlı üreyen bütün hücreleri öldürmeye çalışıyoruz. Şu anda onkolojide hastalara uygulanan ilaçlardan bahsediyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu ilaçları alalım, paketleyelim, tümöre hedefleyelim. Böylece sadece tümöre gitsinler, vücudun geri kalanına zarar vermesinler. Tümöre gittiği zaman bunlar zaten toksik etkisini gösterecek, tümörü yok edecek. Bunu zaten biliyoruz. Etrafa zarar vermezsek biz tümörü daha kolay alt edebiliriz diye yaptığımız şey bu. Dünyada benzer çalışmalar var ama tam bahsettiğim nanomedicine, nano ilaç diye tabir edilenlerden benim yaptığım versiyonlarda, yani hem hedefleme, hem üstünde ilaç, hem kansere bir yere hedeflemek için filan gibi şeylerden daha piyasada hiç yok. Yani onaylanmış ve piyasaya çıkmayı başarmış bir şey yok. Onun için de hedeflerden bir tanesi aslında. İnsanda denemeleri, bu hedeflilerin insanda denemesi dünyada bile aslında ilklerden olacak. Teknik olarak böyle yenilikler içeriyor. Bu taraftan da bakarsanız hani bir ilaç zor bir alan, uzun süreli, keşfi zor, Türkiye'de bunu yapamayız, yapsak çok maliyetli filan diye böyle orası da imkansız, burası da imkansız filan dediğimiz bir alanda oraya girdik. Biraz daha detay anlatırım. Yaptık bir takım şeyler. Artık imkansız değil'i gösterdik. Onun için de önemli. Yani böyle bir kimyagerseniz, kimya mühendisiyseniz, eczacıysanız, biyologsanız bunların araştırmaları Türkiye'de dünyayla paralel seviyede yapılabilir durumdayız. Üniversitelerde zaten bu vardı da artık bunun hastaya erişimi kısmında da ciddi adımlar atılıyor Türkiye'de. Bayağı benim ezberimi bozdunuz, yani ben onu söyleyeyim hakikaten. Çünkü yani en azından endüstriden olmayan insanlar için, ben de gazeteci bilgimle şöyle bir şey yapayım. Yani dünya çapında ilaç geliştirmek çok çok pahalı. Çok büyük şirketler, işte Novartis'ler, Pfizer'ler için de çok pahalı bir süreç ve Ar-Ge'lere milyarlarca dolarlar harcanmasına rağmen işte son 10 yılda geri dönüşü çok çok düşük. Hatta buradan önce konuştuk, geliştirilen ilaçların birçoğu da aslında startuplar tarafından geliştiriliyor. Türkiye'de hiç ilaç sıfırdan geliştirildi mi Rana Hanım bugüne kadar? Bu çok enteresan bir veri. Sıfırdan başlayıp bizim insana ulaşmış hiç ilacımız yok şimdiye kadar piyasada. Türkiye'de üretim yapabiliyoruz. Başka bir yerden ham maddeyi alıp işleyip satabiliyoruz doğal olarak. Ama sıfırdan araştırmasını bizim yaptığımız, ülkede yaptığımız, ondan sonra da piyasaya çıkmış hiçbir ilacımız yok. Bu Ares Research'ün ilginçliği ve yeniliği, sıfırdan Türkiye'de başlamış bir araştırma, pek çok da bir adımdan geçmesi gerekiyor eczaneye ulaşınca ya da hastaneye ulaşıncaya kadar, ama preklinik dediğimiz aşama bitti. Artık insanda denemeye başlayacağız dediğimiz yere gelmiş ve ilk molekül burada. Bunun da arada pek çok onayı var. Sağlık otoritelerinin onayı var. İnsanda denemek için onay almış ilk molekül. Ares Research'un bir numaralı molekülü. Sağlık otoritesinin önünde. Onayını aldınız. Onayını aldı. İnsanda denemeye başlayabilir diye. Bu Ares Research'un ilk onayı, ama Türkiye'nin de Türkiye'de geliştirilmiş bir molekül için verdiği ilk onayı aynı zamanda. Onun için ilginç ve onun için yes. Yani hakikaten tebrikler. Çok çok güzel bir haber bu. Ayşem, sizi de dinleyelim istiyorum. Çok heyecan verici. Bir daha dünyaya gelsin herhalde o konularda çalışmak isterdim gerçekten. Elinize sağlık. Ben daha önce dediğim gibi,
Bu da ise perakendeye yönelik. Perakende de bir takım problemler var. Bir stock-up dedikleri, ürün hafta yoksa satılamıyor ki bu dünyada 1.75 trilyon dolarlık civa kaybına sebep oluyor. İşte bir başka şey planogram uyumu diyorlar. Planogram ürünlerin rafta dizilimi, hangi ürün kaçıncı rafta olacak, yanında kim olacak, kim olmayacak. Bu da yine kârda %20-25'e kadar fark yaratabiliyor doğru dizilimin olması. İşte firmalar raf paylarını bilmek istiyorlar hem rakiplere göre hem kendi ürünleri içinde. Şu an bunlar manuel yapılıyor ve pek iyi yapılamıyor. Yani bazen 4-5 sene önce kapanan mağazadan rapor geliyor diyorlar, adam gitmiyor bile, bir kahve yok, dolduruyor bizim yaptığımız ya sahaya giden kişi 4-5 saat harcamak yerine fotoğraf çekiyor birkaç dakikada ya sabit kamera konuyor raflara veya bir robot dolaşıyor. Bir şekilde rafların resmi çekiliyor, bize geliyor, biz bunları işliyoruz, rapor basıyoruz. Çok özetle bu. Ama mesela bir firmayla yaptığımız çalışmada bize ödedikleri paranın bir katı civada geri elde ettiklerini söylediler. O yüzden böyle bir katma değer sağlıyoruz gibi gözüküyor. İşte hem Türkiye'de hem dünyada şimdi başladık birçok ülkede, işte Amerika'da, Polonya'da, Brezilya'da, İsrail'de birçok yerde çalışıyoruz. Dünyada iki rakibimiz var ve her gün müşterilerden aldığımız raporlara göre rakiplerden daha iyiyiz. En son girmemize rağmen, o yüzden tabii bundan çok mutlu oluyoruz. Rakipleriniz Amerika'da mı yoksa? Rakiplerimizin bir tanesi AGS'i İsrail'de, firma Singapur firması, diğeri Fransa kökenli. Yani bir tanesi mesela İsrail kökenli olan ki yani İsrail hep teknolojide ilerledi. Onların otomatik tanıma performansları %70'lerdeymiş, bizim %95'lerde. Bu farkı siz nasıl açıklıyorsunuz? Yani ne sağlıyorsunuz? Yani bizim gerçekten Türk insanı aslında çok bilinmiyor ama ben çok fazla Avrupa Birliği, Amerika, Japonya projelerinde, uluslararası projelerde yer aldım. Hepsinde en başarılı 2-3 ülkeden biriydik. Yani Türk insanı gerçekten çok iyi ve pratik zekası çok iyi çalışıyor. Ama işte bunları bir yere kanalize edip odaklamamız önemli olan ekibimiz yani bütün gücümüz o. Peki yani makine görüşü alanındaki çalışmalardan biraz daha ben detay vermenizi rica edeceğim. Yani hani işte anladığım kadarıyla robotları da kullanıyorsunuz. Mağaza içerisinde görüntüleri tanırken buradaki yazılımı tamamen burada mı geçiyor? Algoritmalar, yazılımlar bizde. Aslında şey olarak baktığımızda bu görüntü işlemenin en zor problemlerinden biri. Çünkü biz derste anlatırken işte 3-4 sınıf problemi diyoruz. Yani 3-4 farklı obje, her bir obje için yüzlerce örnek verirsiniz ve tanıtırsınız bir şekilde. Burada bir mağazada 20.000-30.000 ürün var. Her biri için 1-2 resim çekerek tanıtmanız lazım. O yüzden yani gerçekten çok zor bir problem. Artı, yani bu tabi zaman içinde daha iyi öyle. İlk başta performansı o kadar çok başarılı olmuyor. Bu işte üzerindeki resimlerin detayının tabi algoritmasına ilgilenir ama yani onları ayırt edecek algoritmalar geliştiriyoruz. Yaptığımızda şu an iki tane uluslararası patent başvurusu var. Bir tane ulusal patent çıktı. Bir tane daha hazırlama yönündeyiz. Avrupa Birliği projesi alıyoruz. TÜBİTAK projeleri alıyoruz. Arge merkezi olduk. Ben aslında biraz daha makine görüşü üzerinde durma çünkü bize görünür olan şey şu, dünya çapında bu çalışmalar sanki son belki 5-10 yılda eksponansiyel bir şekilde ya daha görünür hale geldi ya da gerçekten de çok daha fazla bir ilgi var. Bir taraftan da sürücüsüz araçlarda yine makine görüşü atıyorum, yüz tanıma sistemlerinde yine makine görüşü çok yaygınlıkla kullanılan. Yani siz bu alanın gelişimini aslında ben en doğru size sorabilirim çünkü siz bu alanın içerisindesiniz uzun bir süredir. Nasıl başladı, nasıl bugüne evrildi? Siz nasıl görüyorsunuz dönüşümü? Aslında yani 1900'lerin ortalarında başladı. Hatta ben GM'ye girdiğim zaman, ben doktorayı aldıktan sonra işte GM Research Lab'e girdim 1983'te. İlk görüntü işleme uygulaması GM'deydi. Gap Sight dedikleri bir sistem vardı. Bu arabaların kapıların vesaire aradaki boşlukları ölçen devasa bir sistemdi. 15-20 kameralı falan. İşin ilginç tarafı da çok hassas milimetrik ölçüyordu. Hatta sonunda da bir adam vardı elinde plastik çekiç. Sistemin verdiği hataları düzeltmek için çekişler olarak yani demek ki 80'lerin ortasında aslında bütün şirketler falan da o zamanlar bulunmaya başladı. Ama onlar çok belirli uygulamalar yapabiliyordu. Çok kısıtlı uygulamalar yapıyordu.
80'den bugüne hani 30-40 yıl içinde çok hızlı gelişti. Son yıllarda modern öğrenme, deep learning denen bir çeşit yapay zeka şeyiyle çok hızlandı. Yani daha çok kendi kendine öğrenen sistemler deniyor tam öyle olmasın diye. Onunla şu an gerçekten her alana uygulanacak hale gelmeye başladı. Evet, hemen benzer bir soruyu size yönelsem. Ben açıkçası sizin paper'larınızı da gelmeden önce incelemeyi okumaya çalıştım ama benim gözümden çok maalesef çok fazla anlaşılabilir değil, evet. O yüzden çok hani teknik giremiyorum konuya, size de bunu da itiraf edeyim burada ama polimerlerin kullanımının en azından hedeflenir ilaçlarda yaygınlaştığını anlayabildim. Belki yanlıştan düzeltebilirsiniz ve siz de söylediniz dünyada aslında benzerleri var diye. Nasıl gelişiyor bu alan? Neler oluyor biraz ben sizden duymak istedim. Peki. Şimdi aspirin örneğinden başlayalım. Onlar küçük molekül tabir ettiğimiz, işte molekül ağırlığı böyle binin altında kimyasal maddeler. Sizin eczaneden aldığınız hap kutularının içerisinden çıkan ilaçlarınızın pek çoğu küçük moleküller zaten. Yahut işte hastanede size verilen ilaçların da hepsi hemen hemen hala küçük moleküller. İlk protein ilaçların dünyada çıkmaya başlaması 1980'ler. Proteinleri ama sizin herhangi bir insan vücuduna bunu verdiğiniz zaman normalde proteinleri bozmayı çok iyi bildiği için vücut, parçalamayı bildiği için bunların vücutta kalma süreleri çok çok düşük. Sürekli vermeniz gerekiyor. İşte onun için de hastanede vermeniz gerekiyor ki devamlı verebilelim, birkaç saat boyunca verebilelim, tüm gün boyunca verebilelim filan gibi. Bunların vücutta kalma sürelerini uzatabilmek için üzerine biraz bunları koruyucu polimer tabir ettiğimiz kimyasal molekülleri yapıştırmak diyelim. Kovalent bağ yaparak bunların konulması da piyasaya ilk çıkışları 2000'lerin başları. Birinci sanıyorum 2001'de FDA tarafından onaylandı. Öyle bir yani polimer kelimesi belki işte ne bileyim bahçenizdeki plastik tabureler de veya sandalyeler de polimer de onlar biraz daha 1800'lerden kalma polimerlerimiz. Vücuda bunların girişleri ilk dikişikleriyledir. Ameliyat sırasındaki dikişikleriyledir. Ama bunların ilaca bağlanmalarının ilk molekülleri bu proteinlere bağlanmalarıyla başlar ve 2000'lerin başında başlar aslında. Sonrasında bunların üzerine işte bir de ilaç molekülünü ekleyelim. Küçük molekülleri de taşısın madem proteinleri taşıyabiliyor falan fikirleri. Daha da yeni bir polimer therapeutics diye tarif ettiğimiz alanın çıkışı işte 90'ların ortaları. İnsana erişip de ilk klinik araştırmalar yine 2000'lerin başlarından başlıyoruz. Nanomedicine olup da piyasaya çıkmış ilaçlar yine 2000'lerin ortalarında başlıyor. Yani 2010'dan az önce falan onay almış. Tam benim bahsettiğim ilk ilaçlar nanomedicine üzerinde küçük molekül olanların onayları 2010 falan. Yani bunlar dünyada çok eski şeyler değiller. Az önce de dediğim gibi üstünde hem hedefleme grubu olsun hem de küçük molekül olsun daha onaylanmış örneği bile yok dünyada. Bizim bahsettiğimiz şeyler çok daha yeni. Onun için hani nasıl bu DNA olayı var, şu anda CAR-T var, her duyduğunuz bir sürü kelimeler var, kişiselleştirilmiş tedavi var filan. Bu akımın içerisinde bu da yeni bir alan. Bunun içerisindeki gelişmeler Türkiye'de dünyanın hiç de gerisinde değil, tam tersine hani makaleleri madem bakmışsınız dünyadaki en üst düzey dergilerde yayınlanmış evet, makalelerimiz var bu konuda. Evet. Hızla biz de o ligde ilerlemeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben şuna aslında ikimizin de hani özgeçmişlerinden yola çıkarak siz zaten General Motors'da çalışıyordunuz, siz Engine'da çalışıyordunuz. Muhtemelen çok iyi paralar da kazanıyordunuz orada. Gayet böyle hani tahmin ettiğim üzere Amerikan hayali, yani dream'in içinde güzel bir hayatınız olduğunu tahmin ediyoruz. Sonra peki Türkiye'ye niye döndünüz yani? Ben Türkiye'ye geldiğimde maaşım 20'de biriydi. Yani, o yüzden
Gerçekten doğru. Gerçekten birbirimize biri maaşla geldik. Vatan bir sakar gibi geldik. Pişman da değilim. Gerçekten pişman değilim. Evet. Soracaktım. Kararını hiç pişman değilim. Yani nasıl aldın? Hala da pişman değilim. Ya o karar nasıl verdiniz burada? Yani biz şimdi, ben şimdi Amerika'da tanıştım. Evlendik ve 2 sene Amerika'da çalışalım dedik. Yani hiçbir zaman orada kalalım diye zaten bir seçenek değildi. Yani Türkiye'ye dönecektik. 2 sene kalalım, öyle dönelim dedik. Bu arada kızım doğdu. Dedik şimdi 2 kız istiyoruz. Bir Amerikan vatandaşı olmazsa kıyafet kapa. Biraz daha kaldık. O da doğdu. Yani 5 sene kaldık. Döndük. Ama dediğim gibi hiç zaten kalalım, dönelim diye bir tartışma yok aramızda. Yani oraydı aslında belki de şu önemli bir not olabilir. Yani çok iyi bir işiniz olsa, çok iyi para kazanıyor olsanız bile aslında... Mesela daha biz hani ilk işe girdik, daha cebimizde 5 kuruş koyumuz yokken bahçe içinde 350 metrekare bir ev satın aldık. yani gerçekten hani hiç... Ondan sonra Türkiye'ye döndük, ben Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. 15 yıl boyunca bu da üzerine bir şey ekleyemedik. Yani ama yine de şu anlama da geliyor bu. Yani bu orada çok iyi işiniz varsa, çok iyi para kazanırsa, çok güzel bir hayatınız olsa bile gerçekten bir bağ geliştirmekle mi ilgili? Yani orada sizin gibi yüzlerce, binlerce insan var. Burada yaptığınız bir şeyle bir fark yaratabiliyorsunuz. Onun verdiği haz da yani parayla burada ölçülecek gibi değil. O yüzden ben şu an yani binlerce öğrenci yetiştirdim ve hepsi şu an birçoğunla temasımız devam ediyor ve çok iyi yerlerde, çok iyi şeyler yapıyorlar. Yani bu pek öyle dediğim gibi parayla için ölçülebilecek bir şey değil. Şu an benim hedefim Türkiye'den bir yüksek teknoloji unicorn şirketi çıkartmak. Yani Türkiye'den artık bir Apple, Google çıkması lazım. Onun için ben benim hedefim onu da yapabilirse ben de. Yani, çok güzel. İran Hanım, sizin de aynı soruları soruyorum. Evet, yani ben de şimdi matematik yapmaya çalışıyordum. 20'de 1 değil de 18'de 1'ine geldim. Maşallah, öyle denk geliyor. O zamanlar dolar bu kadar yüksek değildi. Daha hani maaşım oralara hiçbir zaman erişmedi. Türkiye'de çok para kazanırım diye gelmedim doğal olarak. Fark yaratmak doğru kelime. Benim de altını çizmek istediğim o. Orada dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketinde çalışıyordum. Ama insan hayatında ne fark yaratıyordumun cevabı işte oradaki piyonlardan bir tanesiydim. Burada ben de geldiğime bir gün bile pişman olduğumu düşünmüyorum. 10 yıl kaldım Amerika'da. Hiçbir zaman kendimi oranın yerlisi, o Amerikalı hissetmedim oraya. Belki hissetmek istemediğim içindi yani. Orası biraz soru işaretli. Gidip de orada yaşayan ve mutlu olan da çok tanıdığım arkadaşım var ama ben hiçbir zaman kalmak için diye gitmedim. Hani 10 yıl uzun bir süre ama hiç kalacağım demedim. Önümüzde fırsatlar çıktığı zaman aynı şekilde ben de eşimle Amerika'da tanıştım. Benim eşim Türk vatandaşı da değil. Onun için tabii ki de dışarıdan şeyle yaptım. İthalat da yaptım. Bir tane de böyle çok kaliteli bir bilim adamını da peşime takıp getirdim. Hatta bir tane de doğurup da getirdim. Yani böyle bir gidip 3 geldim ben de aynı şekilde. Bunun içerisinde orada yaşamak mı, burada yaşamak mı'nın içerisinde bu kişisel bir tercih. Ben hiçbir zaman Amerika'da yaşamayı bugün de tercih etmiyorum. O zaman da etmedim. Her şey bir tarafa, döndüğüm için ve burada yaşadığım için tüm gördüğüm her şeye rağmen bunların hepsini kabul ediyorum ve burada başka şeyler yapabildiğimi görüyorum. Fark yaratmaksa yetiştirdiğimiz öğrencilerle yaptığımız işlerle bu farkı burada daha kolay yarattığını düşünüyorum. İşte unicorn çıkacaksa Amerika'dan belki bir sürü çıkıyor şu anda dünyada. Buraya hiç kimse bakmıyor falan ama ben daha iyi iddiadayım. Böyle ilaçta bir tane çıkartacaksa Türkiye, ben onun adayıyım şu anda. Çıkmaması için de hiçbir sebep yok. Çünkü şimdiye kadar yaptığımız her şey, Atilla Hanım'ın da anlattığı her şey, teknik olarak aslında imkansızdı. İmkansız diye söylenen şeylerdi. Yaptık. Demek ki oluyormuş. İmkansız zaman oluyor sadece. Benim en önemli vermek istediğim mesaj tüm gençlere o. Ne yapmak istiyorsanız
hoşunuza giden bir şeyi seçin, sizi heyecanlandıran bir şeyi seçin. Ama o seçtiğiniz alanda imkansız diye bir şey yok. Ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Öğrenmek için bir şeylerin nasıl yapıldığını, hız kazanmak için, oralardaki hızı görmek için dışarıya gitmeye değer ama buradaki bu pratiklik dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'de çözümsüz bir problem yok. Bir sürü yerde, dünyanın pek çok yerinde bu olmaz diye karşınıza çıkan duvarlar aslında burada. Bir yolunu bulup yapıyorsunuz. Hallederiz o. Hallederiz çünkü yani. Yaparız. ya da abla. Değil mi? Biz yaparız çünkü. Bir pratik bir zekayla bunun bir çözümünü buluruz. En olmayacak bir şeyi oldurabiliriz. Hiç aklınıza gelmeyecek çözümler üretebiliriz. Hani pratik zekamız kimsede yok. Bunun da önünde sadece sizin hayal gücünüz var. Ne hayal ediyorsanız yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir alkış alabilir miyim? Bence burada bitirmem. Çünkü çok anlamlı, çok değerli bence bu ikinizin de tavsiyeleri gerçekten. Ben kendime de bunları yerli bir not attım hakikaten de. Şimdi Türkiye'ye döndünüz, akademik kariyer tabi yalnız değil, girişimciliğe de yöneldiniz. Zaten bu arada iyi ki de döndünüz. Hakikaten iyi ki burada konuşuyoruz hakikaten. Bu fırsat da çok değerli bence. Girişimciye yönelmesi. Peki neden? Yani akademisyen olarak girişimciliğe yönelmenin ne tür avantajları var? Ne tür Türkiye'de dezavantajları var? Zor mu, kolaylaşıyor mu? Durum nedir? Benim girişimcilikle hiç alakam yoktu. Hiç aklımın ucundan da geçmiyordu böyle bir şirket kurmak falan. Ben akademisyendim, işte makale yazarım, teoremle ispat ederim. Fakat GM'de çalışınca yaptığım bir işin elle tutulur, gözle görülür bir şeye dönüşmesinin zevkini gördüm. Türkiye'ye dönünce dedim, ben uygulamalı çalışma yapacağım. Sanayiye dolaştım. Bizim problemimiz yok, her şey gayet güzel diyorlardı. İşte şu problem, bu problem deyince şey diyor, sizin dediğiniz Amerika'da olur, burada olmaz öyle şeyler diyorlardı. Ve işte hoca üniversitede parası yok, bizden bir şeyler koparmaya çalışıyor diye bakıyorlardı. Onun üzerine biz uygulamalı çalışmalar kendimiz kaynak yaratarak da yapmaya başladık ama onlar hayata geçmiyordu. Yani üniversitede bizim görevimiz zaten bunu yapmak değil. Biz araştırmasını yaparız, prototipini yaparız. Ama şirketler de alıp onu ürüne dönüştüremiyorlar çok. Çünkü bir uzmanlık konusu, yani o konuyu bilen birileri olması lazım. Onun için ara mühendislik şirketleri olması gerektiğini gördüm. Öğrencilerimi ikna etmeye çalıştım, mezun olanları, şirket kursunlar diye ama onlar da işte tek başına zorlandılar. Böylece tekrar eğmeyle ben de işin içine elimi sokmak durumunda kaldım. 97 yılında ilk Boğaziçi'ndeyken ama o zamanlar şimdiki gibi değildi yani şirket kurmak, hocaların şirket kurması hiç sıcak bakılmazdı. İşte ticari gelişiyor mu hocalarımız ne oluyor diye. O yüzden ben en yakınıma bile böyle şirketim var falan demeye utanırdım ve vakit de harcamazdım. Yani ben daha çok üniversitede kalırdım, danışman gibi arada bir giderdim ama öyle olmuyor. Öyle gerçekten hiçbir şey olmuyor, kendimizin vakit ayırmak lazım. Sonra Sabancı'ya geçtiğimde Sabancı'ya işte meslek olacak, yer verelim meslek olabilir. Çok gençlikçi bir üniversite Sabancı. Ve onlar da ortak olmak isteyince istekliklerini kapatıp işte karşıya şimdi üniversitede ortak olunca o zaman ben tabii gönül rahatlığıyla daha fazla vakit vermeye başladım. Vakit vermeden olmuyor. Vakit verince şirket büyümeye başladı. Biz de girişimci olduk. O girişiminizi exit yaptınız, sattınız. Sonra? Onu işte Almanlara sattım. Almanlarla DNA'larımız uyuşmadı. Çünkü Alman şirket benim sattığım Avrupa'da okumadı. Avrupa'da bir numara dünyada üçüncü olan bir şirket. Çok büyük bir şirket. İşte yüzlerce kişi çalışıyor. Yani bir kalp vizit basma bile CEO onayına gidiyordu. Yani benim sattığım yok öyle şeylere. biz çünkü hızlıca karar alan, hemen aklımıza gelen anında aksiyona dönüştüren bir yapımız vardı. Böyle büyük kurumsal bir yapı içinde ben yapamayacağım dedim. Ayrıldım. Zaten bu ARGE ekibinin de neredeyse çoğu ayrıldı. En iyileri benle beraber geldiler. Biz sıraya girdik. Ve şimdi işte unicorn olmak hedefini bekliyoruz. İnşallah çok güzel. Peki yani o süreçte aslında dediğiniz gibi üniversitenin desteği çok önemli anladığım kadarıyla. Sabancı Üniversitesi'nin özel bir yeri var. Belki size döneyim Rahan Hanım. Hani devlet üniversitelerini bu açıdan değerlendirmek, Boğaziçi Üniversitesi'nde siz de benzer çalışmalar yapıyorsunuz. Siz nasıl girişimciliğe yöneldiniz? Ben çok da anlatayım isterseniz.
önce ilaçtan bir bilgi vererek başlayayım. Dünyada bu iş modeli artık değişiyor. Biraz daha böyle kurumsal şirketlerden, büyük şirketlerden iş modeli şu anda dünyada ne oluyor da girişimcilik ayrı bir yere gelmeye başladı. Son 10 yılda FDA tarafından, EMA tarafından, yani sağlık otoritesi tarafından onay alıp piyasaya çıkmaya hak kazanmış, piyasaya çıkmış ilaçlarla yapılan bir çalışma var. Rakam olarak onu söyleyeyim. Bu ilaçların ilk çalışma aşamaları, yani insandaki birinci fazdaki denemelerin sonuna kadar çalışmalar nerede yapılmış, sonra kim tarafından piyasaya çıkartılmış diye yapılmış bir çalışma var. 10 yıldaki tüm ilaçlar üzerinde. 3 grupta şirket var. Startuplar, en büyük 10 ilaç şirketi dünyadaki ve aradaki diğer şirketler diye. İlaçların %62'si startuplar tarafından faz 1'in sonuna getirilmiş. Bu teknik bir bilgi. Bu bilgiyi alıp cebinize koyduktan sonra, şimdi bu bilginin herkes farkında artık. Büyük ilaç şirketleri de farkında. Onun için hepsi işte kendi içimizde küçük bir girişimcilik başlatalım falan gibi şeylerin de çok iyi yürümediğinin farkındayız. Çünkü transatlantik gibiler, yani yön değiştirmek çok kolay değil. Startup'ın başarısının arkasında bizim çok kıvrak olmamız geliyor, çok hızlı karar veriyor olmamız geliyor. Datayı gördüğümüz an yön değiştirebilmemiz ve onunla bir sonra yapacağımız adama hızlı karar verebilmemiz yatıyor aslında. Bunu da büyük şirketin içerisinde yapmak imkansız, yani o olmayacak bir şey. Kelimeden hoşlanmıyorum imkansız kelimesinden ama başarıyla yapılamayan bir şey. Onun için ilaçta böyle bir şey var. Bütün alanlarda böyle bir şey var. Yani girişimcilik ekosistemi, büyük şirketler mi, girişimcilikten mi bir şeyler çıkacak, startuplardan mı bir şey çıkacak konusunda dünya artık değişti, başka bir yerlere geliyoruz. Bunun içerisinde işte Y kuşağı şu anda sisteme girdi. Onların getirdiği bambaşka bir ivme var. Bizim daha hani mensup olduğumuz X kuşağının, ya biz gidelim maaşımızı alalım, paramız herhalde maaşımız yatsın mantığından, ben yeni bir şeyler yaratacağım, fark yaratacağım diyen insanların başlattığı ivme bütün dünyayı etkiledi. Şimdi arkasından Z'ler zaten koşturarak geliyorlar, aramızda var eminim ki. Yani üniversitede şimdi hazırlıkta, birinci sınıfta 2000 doğumlular var artık. Belki aramızda da var şu anda. 2000'de doğmuş. Biz bunu konuşurken de 2000'de de doğulur mu? Bir şeyler bile oldu. Onun için orada böyle, yani geçtiğimiz 10 yılda dünya başka bir yerlere geldi. Benim de motivasyonum elimdeki ilacı, ilaç adayını insana ulaştırabilmek. Bunu bir üniversite hocası olarak, akademisyen olarak, işte kendime koyduğum bütün title'lar, kimya bölümü öğretim üyesi, akademisyen, işte anne filan, bütün bunların tarafında insana erişemiyorum. Ben laboratuvarımda böyle kimya bölümünde öğretim üyesi dediğiniz zaman aklınıza gelen şey, beyaz örgülü laboratuvarda işte bir şeyleri döküyor filan, bir şey farklı, birkaç şey farklı filan. Onda şu anda ben artık böyle bir girişimcilik ekosisteminin içerisinde, dünyada herkesin bir taraftan baktığı, kanser gibi böyle vay canına deyip herkesin probleme çözüm aradığı filan bir alandayım. Sizlere karşısında oturuyorum ve böyle bir şeyler anlatıyorum. Ben herhangi birinize deseydim ki hani gelin organik kimya anlatacağım filan. Yani onun da ayrı bir müşteri grubu var şimdi, şey yapmayayım. Yani bu canlı, heyecanlı ekosistemin bir parçası olmak, bunun içerisinde bulunmak benim hayatımı bambaşka bir ivme kazandırdı. Gerçekten insana eriştirmek için bütün bu yaptıklarımı, bir şirkete ihtiyaç vardı. Ben artık laboratuvarda bir kimyager olarak bunlara gereken fonlara erişimim artık yok olmaya başlamıştı. Yani laboratuvarda bir iş yapacaksan tamam da hastaneye gidiyorsan sen değilsin de gelmeye başlamıştı. Onun için bunu bir adım daha ilerletebilmek için şirkete ihtiyaç vardı ama onun da ötesinde bu aktif
dinamik ekosistemin içerisinde bulunmak bence bana çok şey kattı. Aynı fikirdeyim. Yani ilk şirket tabii benimki çok daha yeni, 2015 ama öncesinde çalıştığım şirketten dolayı benim çok sayıda uluslararası patentim vardı. Bu patentleri CV'me doçentlik başvurusu sırasında yazdığım zaman, ki hani makalelerimin arasında değil, diğer diye bir yer vardır böyle. Köyümüzün gazetesinde falan yazı yazdıysanız yazdığınız yere koymuş olmama rağmen epeyce tepki toplamıştım o sırada. Şu anda öyle değil tabii, şu anda hani patentiniz varsa bu ekstra puan, şirketiniz varsa üniversiteye daha ekstra puan filanlara çok hızlı geldi Türkiye. Çünkü dünya çok hızlı geldi buralara. Bunların içerisinde olmak lazım. Yani yoksanız heyecanlı yer burası şu anda. Gerçekten hani uluslararası rekabet açısından da bir muhtemelen sizin kendinizi tatmin edebilmeniz, yaptığınız işin yeterliliğini hissetmeniz açısından da çok önemli konular. Ama anladığım kadarıyla özetle aslında ihtiyaçla, daha çok bir ihtiyaç, bir gereklilik sonucunda girişmiş bu. Peki, Women Tech Makers'dayız. Kadın girişimci olmanın bir şeyi var mı? Önyargılarla hiç karşılaştınız mı kariyeriniz boyunca? Önyargılarla karşılaşıyorsunuz tabii. Yani bu sadece Türkiye'de değil ama yurt dışında da benim birkaç yerde verdiğim bir örnek var. Bir European Machine Vision Association diye bir dernek var. Bunların her sene bir toplantısı oluyor ve şirketlerin CEO'ları, işte CTO'lara katılıyor. Orada böyle bir toplantıya katıldım. Bir şirketin CEO'su akşamüstü yemekte bana geldi. Eşlerin programı nasıldı dedi. Bilmiyorum, orada değildim dedim. Yani direkt beni birinin eşi olarak varsaydı. Kadınsan bir şirketin CEO'su falan. Yani Türkler değil sadece bu önyargılar, her yerde var. Türkiye'de de var. Ama bunu unutmayıp yolumuza devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Sizin yani çok içselleştirmediğinizi anlıyorum böyle bir şeyi. Ben kafama takmam böyle bir şey. Onunla ilgili. Bu tür şeyler onunla ilgili diyorum. Geçelim. Yani düzeltmeye çalışıyorum, eğitmeye çalışıyorum. Gayet bence o. Değiştirmek çok kolay oluyor. Evet, yani zaten yapmak ve aslında belki de bulunmak orada, o sizin de o toplantıda yer almanız aslında en büyük eğlenme. Yani bir şeyde değiştiğini göstermek için en somut. Başarılı örneklerin olması, rol modellerin olması, bu tür şeylerin önyargıların zaman içinde azalmasını yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında Women Tech Makers'ın en önemli farklı rollerinden biri de bu. Yani bu alanda hani aklın, belki sorunca bu session'a katıldıysanız eski kadar bundan sonra hani aklınıza isimler gelir ama bundan önce bu tip çalışmaları imza atan isimleri ön plana çıkarmak fırsatı maalesef ana akım medya çok başka şeylerle meşgul oluyor veya bunlar böyle tamam sonra bakılır ama gerçekten de hakikaten ön altını çizmek, öne çıkarmak, konuşmak, vurgulamak tekrar gerekiyor. Kız öğrenciler için ben bir şey söylemek istiyorum. Yani çok kadınların ön plana çıkmamasındaki önemli şeylerden bir tanesi de maalesef kendimize güvenmiyoruz. Yani bu bütün istatistiklerde bu doğru. Mesela bir terfi konusunda erkekler %60 emin olduklarında o işi yapabileceklerinde terfiye başvuruyorlarmış. Kadınlar %100 emin oldukları zaman ancak başvuruyorlarmış. Veyahut da işte kendi kendinizi notlayın diyorlar programlama konusunda bilgisayarda. Aynı düzeydeki bir kadın ve erkek, erkek kendine 2 puan daha yüksek veriyor. Bunun gibi birçok çalışmalar, istatistikler var. Yani kadınlar kendilerine güvenmiyorlar. Lütfen güvenin kendinize. Siz de yanınızdaki erkek kadar en azından iyisiniz, başarabilirsiniz. O yüzden bu başarı örnekleri aslında bu açıdan da çok önemli. Yani konuda hiçbir farkımız yok. Kesinlikle. Siz neler mücadele ettiniz? Yani ben de Aytron'la aynı fikirdeyim. Mücadele ettiğimi düşünmüyorum. Ben burada olarak zaten bir statement yapmış durumdayım. Amaç burada örnek olmak. Kadın öğrencilerin her birine ve tanıdığınız işte kız arkadaşlarınıza, bundan sonraki doğacak olan kız çocuklarınıza filan iyi örnekler gösteriyor olmak burada önemli olan. Erkek
erkekle kadının teknik anlamda laboratuvara girdiğimiz zaman yahut yaptığımız işlerde aramızda en ufak bir fark yok. Hiçbir şey yoksa ben daha iyiyim. Yani. Buna siz kendi içinizden inanırsanız, ben bu söylediğim cümleye, ben daha iyiyime, ben inanıyorum, gerçekten inanıyorum. Siz aynı şey, benzer bir laboratuvarda, Avrupa'da, Amerika'da, top 3, top 5, top 10 laboratuvar dünyadaki gitmediğiniz bir versiyonda, dünyadaki ortalama, Avrupa'nın ortalama laboratuvarı, Amerika'daki üniversitelerin ortalama bir laboratuvarından daha iyi yüksek lisans, daha iyi doktora derecesi verdiğime inanıyorum. Ha, siz inanmıyor olabilirsiniz bu söylediğime, yanlış buluyor olabilirsiniz. Bunlar hiç önemli değil. Ben inanıyorum. Onun için de ben kendim bilimsel bir şey yaparken, dünyada gidip de davetli konuşmacı olarak dünyanın her yerinde konuşma yapıyoruz. Ha, bana hiç mi gelmediler aynı şekilde? Sekreter kaç defa zannedildik tabii yani. Yani karşımızdaki insanın seviyesi oysa o yapacak, ona yapacak bir şey yok. Onun için öyle sadece gülüp geçtiğimiz bir durum. Yapacak bir şey yok o insanlara. Siz kendi içinizde en az onlar kadar iyi olduğunuza, daha iyi olduğunuza inandığınız sürece sizin hiçbir probleminiz yok aslında. Her biriniz kendi içinizde buna inanın. Kadınların yapabileceklerinin herhangi bir sınırı yok. Erkeklerin de yok da, kadınların hiç yok. Onun için her ne düşündüyseniz, ya bunu şunu yapabilir miyim acaba diye düşündüğünüz şeyi, evet yapabilirsiniz. Buna siz kendiniz içinizden inandığınız sürece dünyadaki başka hiç kimsenin ne düşündüğünü. Yani kesinlikle öyle. En başta kendinizi bu hakkı sizin tanımanız lazım. Başkalarının tanımasını beklemektense sizin bu hakkı tanımış olmanız lazım zaten onu elde edebilmeniz için. Çok önemli bir mesaj bence de. Bir de böyle şeyleri aklıma geldi. Benim biraz burada kişisel bir anekdot gireceğim. İşte 20'li yaşlarımın belki başındaydım ya da 18'li yaşlardaydım. İşte bilgisayarım vardı, laptopum, onunla geziyordum. Ve hani şeyi hatırlıyorum işte, tabii Windows bilgisayardı o zaman ve sürekli şey gerekiyor. Hani reboot edersiniz işte, güncellemeniz gerekir, baştan kurmanız falan. O işleri hep abime bıraktığımı fark ettiğim bir gün vardı benim. Ondan sonra bir gün onu fark edip böyle hayır dedim, bunu bırakmaman lazım, bunu yapmaman lazım. Neden bunu onun daha iyi yapabileceğini düşünüyorsun? Kalkıp kendin yapacaksın deyip kendimi kaldırdım. Yani çok basit bir anekdot ama hani işte bilgisayarınızla ilişkiniz, işte teknolojiyle zaten hani ilk adımı attığınız yer orası, en çok bağlantı kurduğunuz yer. O bariyeri kıracak olan, kafanızda böyle kodlar var mesela, neden olduğunu bilmediğiniz, sadece gördüğünüz, öğrendiğiniz. Onları böyle küçük küçük fark edip yok etmeniz gerekiyor. En başta sanırım bunları bazılarınız belki o sesini hiç dinlemiyor. Bu şanslı bir şey. Ama duyuyorsanız da fark ettiğiniz anda hemen onun boş bir şey olduğunu, yanlış bir öğrenme olduğunu düzeltmek lazım diye basit delik bir önerde sunmuş olayım. Son sorularımıza gelelim. Zaten süremiz de azaldı. Ben bundan sonra neler yapmak istediğinizi de ve hani varsa mesajlarınızla beraber ne yapmak istiyorum? Söyledim zaten, ilgili konu yapmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı. Ama daha teknolojik çok fazla şirket yok. Yemek sepetinin mesela 580 milyona satılması ki Nevzat öğrencide. Bu girişimcilik ekosisteminde çok ciddi bir canlanmaya yol açtı. Birçok kişi artık daha bir cesaretleniyor, daha istiyor. Bir tane öyle bir teknoloji firmanı çıkarsak daha fazla teknolojik şirketlerin de çıkabileceğini ümit ediyorum. Uluslararası açılım. Uluslararası açılımla zaten başladık. Bu hafta itibariyle Hindistan'da bir eleman aldık. Hindistan civarı Abak bölgesinde başlıyoruz. Çünkü orası kayakkenlerden hızlı büyüdüğü bölge. Şu an birçok ülkede partnerlikte oluşturduk. İşte İsrail'de, Polonya'da, Amerika'da, İrlanda'da, Brezilya'da partnerlerimiz var. Onlar aracılığıyla o ülkelerde projelere başladık. İşte ben yarın Amerika'ya gidiyorum, 2 hafta oradayım. Bir 15 tane falan müşteriyle konuşacağız. Bütün dünyaya açılmaya başladık. Bir takım global anlaşmalar yaptık. İşte mesela Intel'de şu an global bir anlaşma yaptık ve
ortak bir ürün çıkarıyoruz. Haziran'da İngiltere'deki Tesco'ya duyulacak. Yine Ipsos'la global bir anlaşma yaptık. Yani global oyuncularla birlikte dünyaya açılmaya yoluna gidiyoruz. Umarım 5 sene sonra burada çok iyi çıkarmış olmayı. Yani büyüme hızınızı epey bir katlayacak olan. Katlayacağız. Yani öyle. Şu an daha gelirimiz giderimiz çok altında. Ondan sonra çok muhtemelen büyüme demek değerlemenin yükselmesi. Bu sene sonunda tabii hale geleceğimizi ümit ediyoruz. Yani gelirlerimizde giderlerimiz artık eşitleri. Önümüzdeki seneden itibaren kâra çıkmayı bekliyoruz. Gayet bence startup için de yine hızlı bir aslında kâra geçme evet. Süresi. Ama tabii ilkinden deneyim aldık. Yani ben ilk başladığımda Türkiye'de bu startup falan hiç konuşulmuyordu. Ne melek yatırımcı vardı, ne risk sermayesi vardı, bende de para yoktu. Yani şu an bakıyorum hani hangi akla hizmet, nasıl cesaret etmişim, böyle bir şeye girmişim diye ama ilk de girmişim diyorum. Evet, kesinlikle. Ben ne yapmak istiyorum? Ben şu anda işte insanda ilk denemelere başlayalım. Hakikaten de kanserde bir cevap göreyim. Benim hani birinci şu andaki hedefim. Tahminin ne zaman başlarsın sizce? Türkiye'de insanlarla deney yapacaksın. Türkiye'de 2018 bitmeden başlamak şu anda planlarımızdan bir tanesi. Başlayabilirsek harika olacak. Teknik hani geçmemiz gereken şeyler, izinler falan tamam. Asıl zor kısmı tamam. Asıl teknik olarak yapmamız gereken şeyler var orada. Bunu yaptığımız bir versiyonda yani bilimsel olarak yapmak istediğim şey benim gerçekten hani bir kere insanda denendiğini görmek ve işe yaradığını ya da yaramadığını. Çünkü arkadan gelen bir sürü molekülümüz var. Bunların her birisi ayrı bir şey, ayrı bir farklı kanser türüne yönelik falan. Onun için orada ciddi bir pipeline de var. Arkadan gelenlere en azından denemelerimizin sonuçlarını görmüş olacağız. İşe yarayacak orası. Şirket olarak ne yapmak istiyoruz? Büyümeye çok ihtiyacımız var. Çalışan insanlara, gerçekten bu yola baş koymuş çalışan insanlara çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin en iyilerini işe almak istiyorum şu anda. Kimyacı var, biyolog var, eczacı var, bunların arasında veteriner var. Çok çok değişik alanlardan insanlara aslında ihtiyacımız var. Aynı şekilde globalleşme tarafında biz de Lozan'da, İsviçre'de bir ofisimizi ikinci kuartırda çok yakın zamanda açıyoruz. O da bizim hani yurt dışına böyle bir ayağımız olacak. Orası da biyoteknoloji şirketlerinin dünyadaki en önemli hub'larından bir tanesi. Hem girişimcilik hem biyoteknoloji dediğiniz zaman ortak kesişimlemesinde Avrupa'daki hani benim gözümde bir numaralı yer gibi. Onun için seçtik. Böyle bir yere geliyoruz. Ondan sonra da herhalde Türkiye'deki çalışmalarla beraber Avrupa'da da operasyonların başlaması belki mümkün olacak ondan sonra. Aynen yani Türkiye'deki klinik araştırmalar, Avrupa'daki preklinik ve klinik araştırmalar filan gibi öyle genişleyerek devam edecek o taraf. Ne öğütlerinizin cevabı aslında sanki çok kolay. Çok çalışmayı öğütleyeceğim galiba ben hoca olarak. Bunun çünkü hala daha dehanın onda dokuzu hala ter. Yani çok zekisiniz filan da yani bunun böyle kolay bir şeysi yok. Şunun kısa yolu yok bu işin. Yani şöyle bir şey yapacağım ama bunu da ben işte şurada da yatarak yapayım filan gibi bir şeysi yok. Evet hayattan zevk alın, evet hayatınıza, ailenize zaman ayırın filan bunların hepsi var. Benim de iki çocuğum var, Alp Hanım da var. Hala akademisyen filan yani bütün bu saydıklarımızın hepsi var. Hayatta yaşamaya da devam ediyoruz. Bir sürü güzel şeyleri de yapmaya vakit ayırıyoruz. Ama bunun yanında da çok çalışıyoruz. Bunun içerisinde de bir kere yapmak istiyorum ve değişik bir şey yapacağım, çılgın bir şey yapacağım, fark yaratacağım, ben de iyi bir şeyler yapacağım dediğiniz yerde çok çalışmaktan başka bunun söylenecek hiçbir şeysi yok. Çok çalışacaksınız. Bunu göze alın, her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel. Aşkım sizin bir tavsiyeniz varsa? Çok çalışma konusunda bir şey diyeceğim. Bir kural var. Hatta bir kitapta Outliers diye bir kitap var. Orada yazıyordu. 10.000 saat kuralı var. Hangi konuda olursa olsun 10.000 saat harcamadan o konuyu yapabiliyorum demek. Yani keman çalmak olsun, spor olsun. Hangi dalda olursa olsun 10.000 saat harcamamız lazım.
O yüzden bunu çok çalışarak daha hızlı anlayabilirsiniz. ama az çalışarak yavaş yavaş yapabilirseniz bu arada başkaları çok çalışarak önünüze geçerler tabii. O yüzden gerçekten çok çalışma önemli. Ben de şu an hala haftada 70-80 saat çalışıyorum. Ama zevk alıyorum yani. Zevk almadığınız bir şeyi zaten yapamazsınız, çalışamazsınız. O yüzden sevdiğiniz bir şeyi yapmanız önemli. Yani o hayatınızın çünkü en önemli şeyi oluyor. En fazla vakit harcadığınız şey oluyor. Sevmeden, ben hani bitse de eve gideyim modunda çalıştığınız bir şeyde mümkün değil. Yani böyle bir dünya çapında bir şey yapamazsınız. O yüzden severek yapıyorsanız ancak başarıya yazsın. Ben de gezmeyi, eğlenmeyi çok severim, hiç ihmal etmem ama çok da çalışıyorum. Yani dediğim gibi, burada 80 saat çalışıyorum hala, 59 yaşına geldim. Çalışmaya da devam edeceğim herhalde öyle kadar. Evet, çok güzel. Benim sorularım bu kadar. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ederim. Ama salondan da eğer varsa birkaç soru alabiliriz arkadaşlar. Yani genellikle bu başarılar tarafının şeyini hep medyadan da takip edebiliyoruz zaten. Ama aslında şirket içinde neler olduğunu çok merak ediyorum. Bunun da en önemli şeyi kültür. Siz nasıl bir kültür yarattınız ya da nasıl bir kültür yaratmak istiyorsunuz? Bu kısmı sizden dinlemeyi çok istiyorum. İki konuşmacımızın adamı. Ben genelde aslında böyle panelde konuşma olduğunda başarılarımı değil başarısızlıklarımı anladığım hep. Olur. Onlardan ne ders aldığımı anladım. Çünkü gerçekten hiç öyle toz pembe değil dünya. Birçok başarısızlıklar oluyor. Yani birçok kere ben ne yapıyorum, ne işim var burada dediğimiz oluyor. Hayal kırıklıkları oluyor. O yüzden yani dediğim gibi hani böyle bir konuşma olsaydı bu sunum şeklinde ben başarısızlıkları anlatıyor olurdum. Şirket kültürü en çok önem verdiğimiz şey. Yani ben genelde işe göre adam değil, adama göre iş diyorum. Çünkü doğru adam olduğu zaman o aslında başka konuları da evrilebiliyor, öğrenebiliyor ama kişi doğru kişi değilse, takımınızın bir parçası değilse olmuyor, yürümüyor. Yani biz bir aile gibiyiz. Gerçekten herkes bir aile. Mesela bizim ekipten birine 3 katı maaş teklifi geldi yurt dışından gitmedi. Çünkü yani mesela çocuklar çoğu müzisyen bizde bir alet çalıyorlar. Benden bir müzik odası istediler. Yeni taşıdığımız ofiste bir müşterilat vardı. Alın dedi, ne yaparsanız yapın. Şimdi öğlenleri, akşamları işte getirdiler gibi bateriyeleri, gitarları bilmem ne. Gümbür gümbür çalıyorlar, ediyorlar. Yani orası bir aile ortamı. O yani kültür yapmanız gereken şey o. Birinin bir derdi olduğu zaman hepimiz onun bir arkadaşımız var şu an 6 aylık hamile. Git evinden çalışıyoruz. İşte bir bazı sorunları var. Gitmiyor yani. Her geldiğinde niye geldin bugün? Git evine diyoruz. Bu birçok iş yerinde bu olmaz. Son saniyeye kadar gel burada diye. Halbuki biz de insanlara güveniyoruz. Çünkü bunların hepsi dedike. Kimse işe para için veya da saat doldurma için gelmiyor. Güven midir yani ana değeri Vispera'nın? Ana değeri insanlarımız aslında, ekibimiz yani. Ben ilk günden beri ona inanıyorum. Dediğim gibi biz bir aileyiz ve herkes bu işin bir parçası. Biz mesela başladığımızda herkese stock option verdik. Yani herkes şirketin sahibi aslında. O yüzden de böyle bir 9'da geleyim, 5'te gideyim bir iş değil. Mesela bizim ARGE'ciler 11'de de gelen vardı, 10'da da gelen vardı. Kimse bakmaz kaçta gelir, kaçta gider. Ama biliyoruz ki o sorumluluk sahibidir. Gerektiğinde 48 saat uyumadan çalışır. Gerektiğinde 2 gün gider gelmez. Ama biliyoruz ki o işini aksatmayacak. Önemli olan eğer öyle bir kişi değilse zaten aramızda iş yoktur. Kısa sürede yolları ayırırız. O yüzden yani biz hepimiz gerçekten bir aileyiz ve en önemli şeyimiz, gücümüz de oradan geliyor zaten. Biraz böyle hiyerarşik olmayan bir yapı da ben anlıyorum. Bu çok önemli anladığım kadarıyla. Hani bir otonom, bir bağımsızlık vermek, yetki vermek. Eleştirirler, beni eleştirirler, ortam eleştirirler, tartışırız, kavga ederiz. Yani hiç şey değil, herkes fikrini söylemekte gayet açıklı. Ben aynı yerden alıp iki tarafı, iki şeye birden cevap vermeye çalışayım. Hani
başarısızlığımız ya da zorluğumuz ne buradanın? Şimdi Aytun Hanım gibi ben de şirket kurmayı, girişimci olmayı falan bundan bana 10 sene önce sormuş olsanız, 5 sene önce sormuş olsanız hayatta düşünmeyeceğim bir şeydi. Ben çok iyi bir kimyagerim. Laboratuvarda da bayağı iyiyimdir yani böyle. Laboratuvarda yaptığım işi görseniz elim de iyidir hani. Çok da severim. İyi bir kimyagerim aslında yani. Onun için orayı bırakıp da, ya da bırakıp demeyelim ama oraya alternatif olarak oradan zamanımı alacak herhangi bir şey yapmak benim için çok değişik bir fikir. Onun için o mesela orayı atlayıp ondan sonra da bunu bir iş haline getirme kısmında aslında benim çok iyi bir iş tarafında partnerim var, kurucu ortağım var. Şimdi en büyük benim gibi akademisyen olup ya işte startup başlamış bir öğrenci teknik fikrinizi bulmak çok kolay. Yani dünyada bu probleme de bir çözüm olmamış. Ben de şunu düşündüm. Bir sürü var bunlardan. Bunu düşünebiliyorsunuz ama ondan sonra bunu yaşayan bir startup yapmak, bunun iş tarafını geliştirmek, teknik olarak çok iyi donanımlı olan hani kimyada iyiyim dedim ya. Böyle insanlarda dahi hiç kolay bir şey değil çünkü ne eğitimimiz o yönde ne de işin o tarafına bakmayı biliyoruz. Onun için benim en büyük problem olarak gördüğüm startuplarda bu işin teknik kısmında insan var, business tarafında iş geliştirme tarafı eksik ya da özellikle Amerika'da gördüğüm startuplarda iş geliştirmeciler var da teknik bir probleme sorup cevap bulmamışlar aslında filan gibi. Yani bu ikisini evlendirmeyi başaranlar başarılı oluyorlar benim gözlemim. Ve bu ikisi eşitler. Bilim insanı tarafından bunun bilim en önemlisi bu işin iş tarafını da işte birileri yapıversin canım demek çok kolay. Gerçek öyle değil. En büyük problemleri çözen, bu iş için aslında mali tarafı getiren iş tarafı, business tarafı, iş geliştirme tarafı orası en az bilim tarafı, teknik tarafı kadar önemli. Benim böyle vereceğim bir cevap olur soruya. Yani neyle karşılaşıyorsunuzun şeysi, karşılaştığım problemlerin %90'ını iş geliştirme tarafı olmasaydı zaten çözememiş, çoktan kapatmış olurdum ben şimdiye kadar. Orayı kuvvetli başladığımız için biz pek çok sorunu çözebildik. İnsan tarafına aynı Adrian'ın gibi katılıyorum. Bizim bir de bir laboratuvar ortamımız var. Laboratuvardaki iş bazen 10 saat, 12 saat, 14 saat başında olmanız gerektirebilir. Bazen de işte işiniz yoktur, o gün daha geç gelirsiniz, erken gidersiniz. İşinize göre hazırladığınız bir ortamda, gerçek Ar-Ge ortamında sabah kimin gelip kimin gittiğine, ne yaptığınıza hiç kimse bakmaz. Bizim ortamlarımızda aynen böyle. Ama aradığımız insanlar kendi kendine sorumluluk sahibi ve bu motivasyonu olan, yani fark yaratma motivasyonu sizin varsa zaten, benim hadi çocuğum bugün çalış dememe falan sizin ihtiyacınız yok. Siz zaten çalışıyorsunuz. Motivasyon bir datanız daha çıkıyor ve orada güzel bir şey çıkmış. Bir hücrede bir aktivite görmüşsünüz. Siz zaten o datayı gördükten sonra 3 ay kendi kendinize çalışmaya devam ediyorsunuz. Ama o sorumluluk sahibi olmayan, o motivasyonu zaten kendi içinde hissetmeyen insanlar ne yapsalar bu ekosistemde olmayacaklar. Ama kurumsal bir şirkette mi çalışmak istiyorsunuz, bir startupta mı çalışmak istiyorsunuz? Önemli bir karar. Startup gerçekten bir fark yaratabilirsiniz. Yarattığınız farktan siz bir deneyim kazanabilirsiniz. Sonunda çalıştığınız startup batmış bile olsa sizin oradaki müthiş bir deneyiminiz var. Onu hayatınız boyunca bundan sonra yaptığınız her yere taşıyacaksınız. Kurumsal bir şirketin de pek çok artı yönü var. Ama bunun içerisinde kendi kendinize bir fark yaratabileceğiniz ya da fark yarattığınızı hissedeceğiniz yer aslında startup dünyası. Bütün dünya için geçerli bu. Sadece Türkiye için değil. Biz burada kurumsalda şöyledir, işte startup daha iyidir falan konuşması olmasın ama startup daha iyi tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim. Neymiş diye
bununla beraber hatta Sabancı Data Science yüksek lisansına başlayacağım bu yıl. Ama şunu da merak ediyorum. Aslında Türkiye bu konuda ne yazık ki bence biraz geride kalmış. Hatta bundan birkaç hafta önce Women in Data Science diye bir konferans düzenlendi. Stanford'da eş zamanlı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Evet, İETV'de. Fakat ne yazık ki Women in Data Science'dan belki 10 kişi falan olabiliriz. Yani ilgi talep az. Sadece kadınlar da değil hatta. Bence zaten ilan, iş ilanı olarak bile Data Science çok yeni bir ilan. Ama bununla beraber çarpışma yani tezat olarak düşen ilanın içeriğinde sanırım bu Türkiye'de biraz daha Data Science'in 622 belki alt dalı varken neredeyse her şeyi bir hani her şeyi bilsin bu kişi tarzında bir iş tanımından bahsediliyor ve ben geleceğimi belki o tarafa yönlendirecekken kimin kırılması değil ama herhalde kimse hiçbir şey bilmiyor tarzında bir düşünce katılıyorum ve biraz da şirketler adına üzülüyorum. Aynı zamanda bu alan bu kadar yeniyken, bu kadar tecrübeli kişilerin varlığından bile şüphem var doğrusu. Size sorum, şirketinizde machine learning, deep learning de ağırlıklı olarak hani konu başlıklarımız arasında olduğu için siz bir adayla konuşurken bir tane sadece tecrübeli mi düşünüyordunuz? Ya da acaba birileri de çok istekli, onlarla bir tecrübenin altında yetişebilir şeklinde yaklaşımınızda oldu mu bu alan için? Bir kere data science şu an en hot konulardan biri. Yani bütün dünyada ve en az bulunan. O yüzden doğru yere gitmişsiniz. Şirketler aramıyor değil. Aslında şu an benim konuştuğum birçok kişi data scientist arıyor. Yani bana çok kişi soruyor. O yüzden bana CV'nizi yollayın, yönlendireyim. Fazla tecrübeli soruyorlar. Tecrübeli bulmaları mümkün değil. Çünkü tecrübeli kimse yok. Ama gerçekten yani şu an bu yapay zeka böyle birdenbire popüler oldu. Kimse ne olduğunu da bilmeden biz yapay zeka yapıyoruz veya yapay zeka yapmak istiyoruz diyorlar. İşte data scientist lazım filan diyorlar. Yani ne olduklarını pek bilmiyorlar ama şu an çok ihtiyaç var ve çok arayan da var. Yani gerçekten birçok firmayı ben biliyorum ki artık bu data analitik işlerine girmek istiyor. Bu konuda kim var diye soruyorlar. O yüzden yani ayrıca ben e-mailini vereyim konuşalım. Yani biz de diye sordum diye söylüyorum. Demin de söylediğim gibi biz işe göre adam değil adama göre iş bakıyoruz. O yüzden doğru adamsa yani tabii ki çok alakasız bir konu olmayabilir ama yani ilk baktığımız şey kişiliği. Tecrübeden çok kişiliği. Ama ayrıca konuşalım. Yani bana CV'ni yolla çünkü bana çok soran oluyor. Şimdi diyeceğim ki kimse buna çok kısa ben de cevap vermek istiyorum aslında. Bu konuştuğunuz, anlattığınız şeyi data scientist değil de işte organik kimyaya değiştirelim, moleküler biyoloğa değiştirelim filan gibi. Yani aslında kimyager dediğiniz şey Türkiye'de binlerce üretiyoruz yılda. Biyolog üretiyoruz, eczacı üretiyoruz filan gibi. Hani data scientist gibi yeni bir şey olması da gerekmiyor ama bunlardan çok var etrafta ya da bunlar aranıyor, bunun cevabı şirketler, büyük şirketlerde, küçük şirketlerde bunları da arıyorlar. Bunların içerisinde neye bakıyoruz? Tam da benim yaptığım alanda, ben size ne anlattım az önce? Benim yaptığım şey dünyada yapmış olan hiç kimse yok zaten. Dünyada yok yani, böyle İstanbul'da falan değil, dünyada yok. Onun için sizin bu tecrübeyi birebir zaten almış olma ihtimaliniz yok. Benzer bir şeyleri bile yapmış olma ihtimaliniz çok az. Onun için biz insanları alıp yetiştiriyoruz zaten. Biz öğretiyoruz size her şeyi. Siz bir, öğrenmek istiyor musunuz? İki, enerjiniz yüksek mi? Benim baktığım bir üçüncü bir şey yok zaten. Yani böyle enerji deyince neden bahsettiğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama enerji arıyoruz. İşlem galiba. Evet. Bir de öğrenmek istiyorsanız her alan için geçerli bu. Data scientist tabii diyelim filan, her şeysi var bunların cevap içerisinde ama bunların içerisinde herhangi bir gireceğiniz şirkette zaten üniversitede aldığınız eğitimin
çok üzerinde bir takım yetenekler, bir takım bilgiler öğrenmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Onları da kurumsal şirkette de edinebiliyorsunuz, startupta da edinebiliyorsunuz. Bizde hiç kimsede olmayan bir takım know-how'lar var. Bunları da öğretiyoruz. Orada bir soru vardı bir arkadaşımızın. Buyurun. Benim Altinoca'ya bir sorum var. Bu deep learning, yapay zeka gibi konular geliştiriciler açısından da sonra hani bayağı popüler olmaya başladı. İlk merak ettiğim şey bununla ilgili bu alanda çalışmak isteyen birine bir öneriniz var mı bu? Diğeri de web, mobil gibi görece daha yaygın olan konular da arasında aslında çok net çizgiler olmuyor ve geliştiriciler aslında birbiri arasında kolay geçiş yapabiliyorlar. Bu konu biraz daha bunların dışında yani orada bir yerde, uzakta bir yerde bir konuymuş gibi gözüküyor. İşte çeşitli algoritmalar, yoğun matematiksel işlemler falan. Diğer konuların dışında bunun ekstra bir zorluğu ya da altyapı gerektirdiğini düşünüyor musunuz? Deep learning konularında mı? Deep learning ve diğer yapay zeka. Yani tabii ki bir takım teorisini anlamanız lazım. Hani bir yandan da bir takım hazır sistemler vesaire var, yazılımlar var, altyapılar var. Onları anlıyor olmanız lazım. Ama bunlar hani şu an mesela bizim ekipten de kimse deep learning diye bir şey bilmiyordu. Bir elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, background'u vardı herkesin ama bunlar yeni çıkan yöntemler. Hepimiz okuyoruz, öğreniyoruz yani. Ben mezun olalı, ben 79'da üniversiteyi bitirdim, 83'te doktorayı bitirdim. O zaman ne neural network vardı, ne deep learning vardı. Bunları zaman içinde öğrendik, derslerini de verdik. Yani önemli olan öğrenme yeteneğini almanız. Zaten üniversiteden almanız beklenen şey o. Öğrenebilmeyi öğrenmeniz üniversite sırasında. Geri kalanlar zaten değişiyor devamlı. O yüzden devamlı okuya okuya öğreneceksiniz. Yapa yapa öğreneceksiniz. O yüzden yani bunların hepsi öğrenilmeyecek, yapmayacak şeyler değil. Bol çalışmanız lazım. Yine hep bu 11 saat olayına geri dönüyoruz. Yeni şeyler çıkıyor. Yeni şeyleri takip edeceksiniz. Bunları öğreneceksiniz. Devam edeceksiniz. Yani böyle çok advanced matematik bilmeniz gerekiyor. Yok yani. Ya da işte çok iyi teori çalışıyor. Tabii konuya göre, şeye göre gerekebiliyor. Yani mesela learning teori esas derinliğine girmeye kalkarsanız Wapfick diye bir adamın bir kitabı var. Matematikçiler arasında bir şeydir, espri meselesidir. Kaçıncı çaptırına geldin Wapfick'in? Kalite düzeyini gösterir. Wapfick'in üçüncü çaptırına gelmişsen sen çok iyisin. Yani onları bilmeniz gerekmiyor. O kadar derinliğine girmeniz gerekmiyor ama bir miktar tabii ki altyapı temeliniz olması lazım. Yani herhangi bir mühendislik okuyan kişinin yapamayacağı, öğrenemeyeceği şeyler değil mi? Başka sorun var mı? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde cevher hazırlama mühendisliği okuyorum. Benim sorum bir daha... Mühendisliği okuyorsun bir daha. Cevher hazırlama. Ya Türkiye'de yeni bölüm, bir tek İstanbul Teknik'te var. Ben akademisyenlik konusunda size danışacaktım. Yani akademisyenlik nasıl bir şey ya da ne bileyim siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bu tabii çok, bunlar çok kişisel şeyler. Yani ben çok sevdim her zaman. Ders vermeyi çok sevdim ve pratik şeyler yapmayı, yani şirket olmasının da ders vermeye çok büyük katkısı olduğunu gördüm. Çünkü mesela ben bir algoritmadan bahsettiğim zaman bu şuralarda çalışır, şuralarda çalışmaz. Şöyle bir durum olduğunda bu patlar gibi hani pratik bilgilerle de verebiliyorum. Ve hani insanlardaki yani birilerine bir şey katmak bir çok keyifli bir şey. Ben ders vermeyi çok sevdim her zaman. Tabii araştırma tarafı inanılmaz zevkli. Bir de üniversitenin güzel tarafı 5 tane, 10 tane öğrenciniz var. Sizin kafanızdaki fikirleri onlara veriyorsunuz. 10 kişi paralel çalışıp çok daha hızlı, yani kendi başınıza yapmak kalksanız. Ben bir dönem sabbatical aldım ve bir şirkette çalıştım. Zorlandım yani kod yazmaya yani ben öğrencilere veriyorum. 10 kişi bana bir gün içinde cevapları getiriyorlar. Şimdi hep 10 kişinin yapacağı işi tek başıma yapmam lazım. Çok daha zor bir iş. Onun için yani birçok artıları var. Ama dediğim gibi çok kişisel, çok sevmeyen de var. Seven de var.
akademik. Kendi zamanını kendin kullanabiliyorsun. Kendin genelde şey derler, işte zamanın daha esnek. Ben onu pek yaşamadım. Yani zamanın esnek ama ben her zaman çok çalıştım. Yani öğretim üyesiyken de sabah 8'de ofisteydim, gece 12'ye kadar çalışıyordum. Yani, hani o esneklik sizin içinizde olmalı. Yani o zamanınızı ayarlamak ama tabii ki kimse size başınıza durup da saat bastırmıyor, kilit çıkıyor, saatlerinizi kontrol etmiyor ama bu sizin içinizde olan bir şey. Deneyene kadar zaman harcayacağınızı harcayacağınız. Türkiye'de ya da dünyanın genelinde de akademisyenlik siz ne yapmak isterseniz o aslında. Yani siz akademisyen olarak kendinizi nasıl tanımlamak istiyorsanız öyle. Resmi olarak bizim işte 10 saat ders vermemiz gerekiyor haftada. Onun haricinde araştırma yapmıyoruz diye ben bir devlet üniversitesi mezunu olarak konuşuyorum. Kimse beni işten atmaz. Ama şu anda siz bir devlet üniversitesinde yeni yardımcı doçent ya da işte yeni ismi değişti ama şimdi öğretmen. Doktor öğretim üyesi olarak başlayacaksınız, yanlış kelime kullanmayın, başlayacaksınız, araştırma yapmanızı bekliyor muyuz? Gelir gelmez hemen bir TÜBİTAK projesine başvurun, hadi bakalım koşmaya başla falan diye bir beklenti var mı üniversitelerde? Var. Ama siz bunu ne yapmak istiyorsanız kendi yapabileceğiniz şekilde şekillendirmeniz mümkün. Bu onun için siz çok iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız da sizin çok önünüzü açan bir şey. Buradaki her iki örneğiniz de biraz öyle. Onun için biz en çok çalışan böyle yani zamanım da esnek olsun onun için sabahları da istediğim saatte gelirim filan bunu tam ters yönü kullanan akademisyenlere bakıyorsunuz şu anda. Yani ne kadar erken gidersem o kadar çok iş yapabilirim filanlardayız. Onun için orası siz tam ne yapmak istiyorsanız size o imkanı verdiği için akademi güzel bir şey. İnsan yetiştirmek ve ders anlatmak her şey bir tarafa. Ben mesela ders anlatmaktan hakikaten çok keyif alıyorum. Onun için orayı bırakmayı da hiç düşünmüyorum. Hoşlanıyorum çünkü derse gidip de bu hani bir soru soruyorsunuz biz bir saat konuşuyoruz ya bundan sonra. bu defekt akademisyenin defekti. Damarda o da işte yani. Düğmeye basıyorsunuz, konuşmaya başlıyorsunuz. Biz seviyoruz. Onun için de seviyorsanız akademisyenlik çok güzel bir şey. Bir de üzerine para ödüyorlar yaptığınız iş için. Başka sorusu olan olmadığına göre resmi olarak oturumumuzu kapatabiliriz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle Rana Hanım'a, Açın Hanım'a ve Merve'ye çok teşekkür ediyorum. Women Tech Makers İstanbul ekibi olarak sizler için Gaziantep Ormanı'na birer fidan bağışladık. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kapanışı yapacağız. Kapanışa geçmeden önce sponsorumuz Hazelcast'i sahneye alabilirsek ufak bir hediyemiz var sizler için. Çekiliş yapacağız. Merhabalar. İstanbul'umuzu ziyaret eden sizlere çok ufak bir hediye hazırlamıştık. Onun için bazılarınızın isimlerini aldık, izin bırakanları. Bunların arasında bir ufak çekiliş yapacağız ama. Şekliye Excel sheet'i aldık tüm isimleri. Bir numara ürettim. Bunun karşılığındaki isme anons ediyorum. Buradaysa hediye sizden alacağız. Barış Söbe, internetten. Burada mı? Yok. O zaman bir sonraki sıra. Sonlardan bir isim. Zülal Nebin. Güle güle.
organizatörü Burcu Geneci ve Okan Aydın. Sizler de çektiğiniz fotoğrafları bu albüme ekleyebilirsiniz. Böylece güzel bir havuz olmuş olur. Biraz daha bir şey. Bir de... Fotos. Kidici.is/albüm18/fotos. Bu linki Twitter'da da paylaşmışsınız. Tabii ki. ek olarak bir de Slack kanalımız var. Slack kanalımıza da bekleriz. Bundan sonraki etkinliklerimizin duyurularını burada yapacağız. Geri dönüşlerinizi buradan da yapabilirsiniz. Tabii feedback formu öncelikli burada. Onun haricinde diğer kanallara da gelip Android olsun, iOS olsun, diğer CG İstanbul etkinlikleri, BTM İstanbul etkinlikleri gibi etkinliklerimizi takip edebilirsiniz buradan. Bu saate kadar, buralara kadar bizlere destek sağladığınız için dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Bir fotoğraf alalım mı hep beraber? Bey gelseniz, hep beraber fotoğraf çekilsin. Biz de şapka isteriz ama. Verin ben bunu ki. Thank you.
hediye aldık biz. Huzurlarımızda hediyemizi vermek isteriz. Teşekkürler Okan. Okan Aydın, teşekkürler. Teşekkür ederim. Three, two, three.